Saygıdeğer konuklar, Adnan Hocam'ın dediği gibi saygıdeğer gönül dostlarımız. Bugün Türkiye ve Türk milleti tarihinin çok önemli bir zaman dilimini yaşıyor. Bu dönemi önemli kılan hem dünyanın düzeninin yeniden yapılanması hem de Türkiye'de içinde yaşadığımız şartlar itibarıyla önemli kılıyor bu dönemi. Dünya düzeninin yeniden yapılanması, bu sancılı geçiş dönemi bizi çok zor şartlar içerisindeyken yakaladı Türkiye'yi. İçeride zayıf olduğumuz bir dönem ve bir takım problemlerle boğuştuğumuz zaman dilimi. Zayıflığımızın sebebi bizi yönetenlerin, en başta gelen sebebi bizi yönetenlerin Türk kimliği ve milletimizin yapısına karşı verdikleri ideolojik savaş, mücadele, kavga adını ne koyarsanız. Bundan dolayı, bunlardan kaynaklandı. Milleti ümmet, bireyi, vatandaşı Müslümanlık üzerinden, inanç üzerinden yeniden kurgulamak isteyen bu ideolojik yapıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu anlayış Türk milli eğitimini bir yerlere götürüyor. Bizim istikbalimiz olan çocuklarımızı bir yerlere doğru götürüyor. Yasada meslek olarak tanımlanan imam hatiplik artık çocuklarımıza imam hatiplik ruhu olarak aşılanmaya çalışılmakta. Aslında bir meslek olarak tanımlıyor yasa ama imam hatip ruhu diye bize sunulan bir ideolojik yapı var. İmam Hatip Fen Lisesi, İmam Hatip Sosyal Bilimler Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi, Uluslararası İmam Hatip Lisesi çeşitli isimler altında kurgulanmış vaziyette. Orta öğretimde okullaşmada bu ideolojik hedef üzerinden ilerliyor. Sivil toplum kuruluşları özellikle taşrada idarenin yerine yönlendirici, yönetici olarak girmiş vaziyette. Onların dedikleri yasanın dediklerinden daha yukarıda, ihtiyaçların zorlamasından daha önemli hale gelmiş vaziyette. Biz de Milli Düşünce Merkezi, Avaz Araştırma ve Strateji Derneği, Bilder Bilim Düşünce Strateji Derneği, Toplumcu Düşünce Derneği, Kürsü Platformu, Aytöre Dayanışma Platformu, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi olarak bir araya gelerek bu problemi konuşmaya, bu konuları uzmanlarından dinlemeye ve siz değerli dostlarımıza, kamuoyuna bunu duyurmaya çalıştık. Bugün burada nereye gönderileceğimizi, götürüldüğümüzü uzmanlarından dinleyeceğiz. Salonda bulunan birçok kişi de biliyor ki bu konuyu yaşayan, acılarını içinde duyan Milli Eğitim Camiası'ndan dostlarımız. Onların da bu işe katkıları olacak büyük bir ihtimalle. Katıldığınız için sizlere, bize konuşup bilgilerini paylaşmak için burada olan kıymetli konuşmacılarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.